İskender çiçek almayı unuttuk. İskender, eyvah eyvah. Açık çiçekçi bulabilecek miyiz acaba ha? Ben aldım çiçek, arabada duruyor. Tamam, tatlı. Çikolata almadık, çikolata. Lokum mu alsak acaba? Yok, Şambali daha iyi olur bak. Aldım bir paket çikolata, duruyor arabada. Tamam, aldım desene, niye beni telaşlandırıyorsun? Ya konuşturmuyorsun ki geldiğimden beri, dır. Seni istemeye geldiğimde bile bu kadar telaşlı değildin. Ne oluyor sana? Vay, damada bak, bu ne şıklık be. Baba ne olur üstüme gelme ya. Halime bak, bu nedir ya, bu nedir bu ya? Ne var oğlum halinde? İlk defa şık bir adam oldun. Birazcık. Anne al şunu, ne olur kafayı tamam, yiyeceğim. Tamam çocuğum, tamam, ben bağlarım şimdi. Bağlayamıyor musun kravatı? Yok. Eşek kadar adam oldun, hala anan giydiriyor seni. Kravatını anan bağlıyor, bu nedir ya? Hayatımda kravat bağlamadım ki. Liseye girerken bir kere bağladık, tamam onunla bitirdim. Pakize, duyuyor musun? Bir de çocuk okutuyoruz diyorsun, deme öyle bir şey. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Alakası şu, eğer sen o kravatı bağlamayı öğrenmiş olsaydın bugüne kadar okulunu bitirir, anladın mı? Bak hala aynı şeyi giyiyorsun, iş güç sahibi olur, adam olurdun be! Adam olurdun be, adam! İskender, ayıp, yeter kaldı. Ya şekerim yükseliyor, olacak iş değil kardeşim. Lütfen, bana bak, sen bu kravatı bağlamayı öğrenmek zorundasın. Bak, kravatı bağlamayı öğrenemezsen bir devlet memuriyetine de gelmezsin. Ey, anahtar veriyorum, onu istemiyorsun, şoför olmak istemiyorsun. Kravat, ye kravat, ye anahtar, ye kravat. Ne yaptın İskender sen? Taksimetreyi mi açtın? Ya el alışkanlığı işte Pakizan. Alem adamsın valla. İskender ne diyeceğim bak, ne olur dikkatli git, yavaş kullan şu arabayı. Ne olur, aman diyeyim hadi. Ya Pakize kurban olayım, başlama gene ya. Benim hayatım bu arabada geçiyor, yapma gözünü seveyim. İlk defa mı araba kullanıyorum ben ya? Ay tamam canım, sustuk. Allah Allah. Hani bunca yıl kahrını çek, aslan gibi bir evlat ver kucağına. Saçını süpürge et ama bir tek arabasına layık. İskender. Doğru eve geldiğimize emin misin sen? Burası pek bir pahalı eve benziyor. Doğru, ben adrese baktım Pakize. Maşrapa 9, hatta basıyorum zile. Hadi hayırlısı işin. Açmıyorlar işte, yoklar demek, hadi gidelim. Sus, durduğun yerde. Vallahi içeride de böyle yaparsan anam bile elimden alamaz ha. İskender ya. Ayıp. Sırıt, gülümse biraz. Sırıt ne ya? Sırıt. Tanımadı, bana bak. Pakize ben, Pakize. İskender. İskender, doğru yere geldiğimizden emin misin? Bunlar çok zengin ayol. Pakize, benim bildiğim bu adam mühendisti fakat son zamanlarda almış yürümüş demek ki bir şekil. E sen durduğun yerde durdun zaten İskender. Laf sokma da iki dakika şey. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, sebebi ziyaretimiz... Evet, daha kahve içecektik. Ya şimdi bak size, ben çok gerildim ya. Ya evde böyle değildim ben. Niye böyle herif karşımda? Bir şey yapmayayım, duruyor, bir şey yapmayayım. Sıkıp gerildim ben. Sevim Hanımcığım, daha nasılsınız? Güzel, bak oradan girdin. Hoş beş, güzel, tamam. Nasıl olsun Pakize Hanım, uğraş dur işte. Hep öyle, hep. Siz nasılsınız İskender Bey? Sağ olun, iyiyiz vallahi, iş güç koşuşturmaca. Kusura bakmayın, böyle pijamalarla karşıladık ama ev hali. Aman canım, ne olacak ki, hiç önemli falan değil yani. İskender Bey arayıp en kısa zamanda sizi ziyaret edeceğiz dedi ama... ...bu kadar kısa zamanda olacağını hiç düşünmemiştim vallahi. Biz öyle bir an önce gelelim, aradan çıksın dedik. Oğlan da çok ısrar edince öyle... Bir an önce dedim, çıkalım gelelim ben dedim. Ne kadar da büyümüş maşallah, koca delikanlı olmuş Mecnun. büyüdü maşallah. Büyüdü, biz etini sütünü hiç eksik etmiyoruz yani. Allah'a şükür... ...halimiz vaktimiz de yerinde olduğu için... ...bir de damatlığını görürsek inşallah... Bak güzel, buradan yürürüm. Hazır gaza gelmişken isteyeyim mi kızı, isteyeyim mi? Tamam şimdi istedik. Kahve içeceğiz İskender. Çay içer misin? Bir çay demleyeyim hemen. Çay mı? Biz onu kahve diye düşündük ama. Olur, kahve de yaparım. Ay,
Yok canım, siz niye yapıyorsunuz? Leyla kızımız yapar bize. Ha, Leyla evde değil, arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Bu saatte. Ne var ki saatte? Nasıl ya bu saatte kız çocuğu bir başına sokaklarda? Sana ne oluyor efendi? Babası burada kızın. Bir şey söylenmesi gerekiyorsa ben söylerim. Söylersin de kendin söyler, kendin dinlersin herhalde. Sen söylüyorsun ama kız bu saatte sokakta yani. Kız fink atıyor sokakta yani. Haddini bil efendi, haddini. Hem sen kim oluyorsun da karışıyorsun? Ayrıca ben izin verdim kızıma. Arkadaşlar öyle dışarı çıkmış. Ne var bunda? Ne var bunda? Ne var bunda? Ne var bunda? Ne diyor, duyuyor musun? Ne var bunda diyor. Ne var bu? Olur mu ya? Bu saatte kız çocuğu nasıl sokakta kendi başına ya? Ne diyor senin bu böyle? Ay anlamadım ki, sarhoş galiba. O ne, o elindeki öyle araba teybi mi? Kalk gidelim ya. Kalk gidelim, bizim oğlumuza kız mı yok ya? Ha anladım. Leyla'yı istemeye geldi bunlar. Hadi efendim hadi. Yok bize size verecek kız. Hadi. Seni tanıdığım güne lanet olsun be. Ben senin yüzünden bu yavruya ben Mecnun ismini taktım be. Püh. Keşke rahmetli babamın ismini koysaydım. Yarından tezi yok. Gidiyoruz nüfus idaresine. Değiştiriyoruz oğlanın ismini. Ali Nazik koyuyoruz. Aslanlar gibi. Ne oluyor baba? Ne bu gürültü? Kalk 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 kalk. Al çikolatayı. Çiçeğe gidiyoruz. Kalk. Kalk be. Kalk. Al şu çiçeği. Çikolatayı falan al. Baba. Ayıptır ya. Gelmişken isteyelim şu kızı. Yok, bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Ben sana daha güzelini alırım. Kalk. Baba. Kalk. Kız çok güzel. Ulan anam da güzel diye. Ne oldu bak, kalk. İskender. Kalk oğlum, kalk. İskender. Hadi. Akşama misafirliğe gideceğiz, ona göre hazır ol. Ne misafirliği ya? Sana kız istemeye gidiyoruz. Kafamı buluyorsunuz benimle. Baba sen ciddi misin? Bu... Kız istemeye mi gidilir öyle ya, görmeden etmeden? Ulan göreceğin de ne olacak? Ben anneni gördüm de ne oldu? Allah aşkına öyle şey olabilir mi ya? Ne kadar saçma bir şey. Tamam o zaman baba, siz gidin. Vallahi siz gidin. Halledin olayı. Ben gelmiyorum. Gelmeyeyim yani. Tamam, biz gidelim. Sen de kızı düğünde görürsün. Nasıl? Baba sene 2011 ya. 2011 yılındayız. Görücü usulüyle evlenme mi kaldı ya? Ya ne olur bırakın bunları. Bunlar anılarda kalsın. Tatlı anılar olarak yaşayın bunları Allah aşkına ya. Allah Allah. O öyle basit bir görücü usulü değil. Bu böyle başka türlü bir şey. Nasıl başka türlü bir şey? Anlatayım. Bak şöyle. Biz annenle yıllarca çocuk sahibi olmaya çalıştık. 8 yıl çocuk bekledik. Sonra doktor tedavi falan derken nasıl olduysa artık annen hamile kaldı. Ne demek canım nasıl olduysa? Allah Allah, çocuğun kafasını karıştırma. Tüp bebeksin çocuğum sen. Ama şey ettik yani biz, evet. Tedavimizi yaptık yani. Ya Pakize, neyse ne işte. Sonra bir akşam annenin sancısı tutuyor. Ben de taksideyim yani, müşterim var. İzmit'e müşteri götürüyorum. İşte komşular hastaneye yetiştirmişler anneni. Geldim baktım yoklar, ben de yetiştim arkasından hastaneye. Hemşire beni aldı götürdü yeni doğanların odasına. Bir baktım, yatağın başında bir herif. Direktman kıllandım tabii. Kim lan bu herif diye. Sonra hemşire dedi ki... İşte beyefendi, fazla yatağımız olmadığı için beraber yatırmak zorunda kaldık. Dedi. Böyle bir sana baktım. Bir kıza baktım. Bir kızın babasına baktım. Dedim ki... Dayı be, bunların kaderi... Baştan birlikte yazılmış be. Daha doğar doğmaz birbirlerini bulmuşlar. Ben diyorum ki sevenler ayrılmasın. Senin kızın adı Leyla, benim oğlanın adı Mecnun olsun. Olsun mu? Ha? Sonra baba? İşte sonrası o gün el sıkıştık, sözleştik. Bu akşam istemeye gidiyoruz senin kader arkadaşını. Baba bir şey soracağım. Dev bir soru soruyorum şimdi. O bebek... Kız değil de erkek olsaydı ne olacaktı? Onu hiç düşünmedik yani, bilmiyorum. Ne yapacaktık canım? Yani kaderimize razı olacaktık yani. Ah, okey.
Ben kime ne anlatıyorum ya? Tamam tamam, neyse hadi. Bana bak. Ben gidiyorum. Ha, geç kalma ne olur, gözünü seveyim hadi. Akşam gelir alırım sizi. Bana bak, sen de iyi hazırlan akşama. İyi konsantre ol, kısa cümleler kur. Korkma, bilmediğin yerden sormazlar. Baktın yürümüyor, at topu bana. Allah'ın emri, peygamberin kabrine geldik mi oradan yürür gideriz. Sonra da olan bizim kız bizim be. Çatlasın kaynanasın. Ver kız elini. Tey, 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 tey. Abiciğim insan bu yaşta evlenir mi ya? Hayır kızı tanımıyorum bile daha. Bildiğin görücü usulü yani. Bir de diyor yok görücü usulü değil diyor. Başka türlü bir şey bu diyor. Neymiş efendim? Doğduğumuz gün bizi aynı yatağa koymuşlar da bilmem neymiş de. Böyle iş olur mu ya? Kanka ben ne yapacağım şimdi ya? Sen ne yapıyorsun abi orada? Bir haybeye mi konuşuyoruz biz burada 2 saattir? Kusura bakma abi. Arkadaş 0-5 olup da vermeyenin dediği için onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Oo Kaan'cığım hiç olmuyor ama ya. Vallahi yani. Bir derdimizi anlatıyoruz değil mi? İnsan dinler, bir akıl verir, bir şey söyler. Abi ben seni dinliyordum. Takma kapını. Kız istemeye gidiyorum diyorum, anlamıyor musun sen? Kız istemeye mi? Harbi mi? Hiç dinlemedin beni değil mi? Hiç mi dinlemedin abi ya? Hiçbir şey dinlemedin mi? Anlatıyorum 2 saattir. Abi ben seni dinliyordum da. Kaan bırak Allah aşkına, zil çaldı zaten. Bak işine sen hadi ya. Gir derse gir, ben aşağı iniyorum. Sahildeyim ben, oraya gelirsin. Abi gelemem, işe gitmem lazım. Ne iş ya? Ya bizim bakkala ortak oldum ya. Gerçi şu an Ümmü Hanım çırak olarak gözükse de kafamda çok büyük projeler var. Ya sen de ortak ol istersen. Kaan bir git Allah aşkına ya. Ben kendi derdime düşmüşüm zaten. Neyse abi kimse kalmadı. Ben de hoca girmeden gideyim. Bu arada senin iş de fenaymış ya. Takma kafana. Evlilik kutsal bir müessiz. Müzey yani. Ne diyorsun oğlum? Abi neydi o? Ne müessize mi diyorsun? Hah. Evlilik kutsal bir müessese sonuçta. Hadi kaçtım ben, eyvallah. Aşağıdayım ben. Tamam. Aa! Mecnun! Ne haber ya? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi işte. Aynı hikaye, bildiğin gibi. Bu ne lan? Öf! Sen mi sürdün bütün kolonyası? Yuh! Oraya kadar geliyor mu koku ya? Haşmet abiye mi gittin? Adam kolonyayı kafama boşalttı be abi. E sen yine iyi yutmuşsun. Geçen gün ben gittim, sabah tıraş olmaya, akşam bitti. Ne? Akşam bitti diyorum işte, çok uzun sürdü. Vallahi bizi beraber kapattık dükkanı. Abi hiç duymuyorum ya. Tamam gittin ya. Akşama kadar anca kesti. Dükkanı beraber kapattık vallahi. Ben de şimdi akşam misafirliğe gidiyoruz ya, ondan gittim. Yoksa gitmezdim. Ha? Misafirliğe gideceğiz akşam, ondan yoksa gitmezdim. Misafirliğe mi? Ne misafirliği be? E kız istemeye gideceğiz bana. Vallahi mı? Ben de geleyim. Ben de geleyim, bana da istesin bir tane İskender abi. Abi ne diyorsun, olur mu öyle şey ya? Hayır, kızın ablası falan yok mu oğlum? Hop. Pat bacanak. Bilmiyorum ki abi, tanımıyorum ben kızı. Tanımıyor mu? Aman ha. Aman dikkat et, sakın yapma. İskender abi çok kızar. Oğlumuz işinde gücünde. Abi ben işsizim. Nasıl? Yok ben çalışmıyorum, ben işim yok. Böyle yüksek sesle şey yapmadım. Malum işte sokaklarda böyle işsiz üniversite mezunu dolu. Yani adam üniversite mezunu. Ya tabii o her işe de girmek istemiyor yani. Neticede adam üniversite mezunu yani. Abi ben üniversite mezunu değilim. Ben lise terkim. Yani. Önemli olan aslında yani insanın kendini yetiştirmiş olması. Bizim evladımız hiç değilse kendini yetiştirmiş. İşte ileriye dönük projeleri, yatırımları olan. İyi kötü bir kenarda birkaç kuruş biriktirmiş. Yok abi benim param pulum. Fazla uzatma da. Hı? Zaten yani neticede çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Abi kız daha görmedi beni, ben de zaten dün gördüm. Affedersiniz, size karşı da böyle kaba saba yenge hanım. Bey amca yani... Oğlum sen niye gelmedin önce söylemiyorsun? Tanımadın etmedin kızı. İstemeye mi geldin biz buraya? Abi zaten kızı verince tanışacağız. Bunu niye bu kadar büyüttün ben? Anlamıyorum ki. Ne sorun yok bunda? Nasıl sorun yok ya? Niye bu insanlar sana kızlarını versinler?
Sen diyelim ki verdiler, nasıl bakacaksın? Günah değil mi o kıza? Bak anası var, babası var. Ben affedersin be amca. Şey, ulan bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Allah bilir. Sen askerliğini de yapmamışsın. Çürüyüm ya ben abi. Al işte bak ben demedim mi şimdi? Ya senden var ya hiçbir şey olmaz ya. Ben bu çiçeği, çikolatayı alır giderim buradan ya. Çok babam biliyor, zorla götürüyor zaten. Vay be. İskender abime bak sen. Bana o kadar fırça attı tanımadığımız kızı istemeye gittik diye. Şimdi sana zorla o zorluyor, öyle mi? Abi yok, durum farklı ya. Öyle bildiği gibi değil. Başka bir durum var şimdi. Bravo. Helal olsun. Bravo. Niye ya? Ne oldu ki? Ya tamam, tamam Mecnun, tamam. Bana anlatma. Ben bu lafları biliyorum. Bana anlatma. Tamam. Size bir hayat bolu mutluluklar diliyorum ben. Ha, o düğüne gelirim. Çeyrek altınımı takarım, limonatamı içer çıkar giderim. Abi niye böyle yaptın ki şimdi ya? Bırak Allah aşkına ya. Ne acımasız dünyaymış ya. Bak yalnızım bu dünyada ben. Yalnız ve bir başıma. İsmail abi yapma ya. Lütfen daha fazla beni incitme. Örseleme beni. Lütfen Mecnun. Hayırlı günler. Hayırlı günler ne tarafa? Bakırköy abi. Hemen. Müzik rahatsız ediyorsa kısayım. Fark etmez. Bakırköy'de nereye gidiyoruz? Bankaya abi. Bankaya. İş için falan mı? Aa, evet, iş için. Bankacı mısınız? Sayılır. Sayılır derken yani güvenlik falan mı? Abicim ben sana şöyle izah edeyim. Aa! Ya hırsızım desene. Ben de diyorum arkadaş ne iş yapıyor? Gelsin Erdal abi. Oo İsmail. Sağ ol, hoş geldin. Erdal abi be. Bir orta şekerli kahve yapsana bana. Hayda. Kahvehane mi oğlum burası? Alt tarafı bir kahve istedik be abi. Allah Allah ya. Hem kıklatlı var. İyi de kahve ne arasın bende İsmail? Bakkal burası. Vay be. Vay be Erdal abi. Bravo. Demek bir fincan kahvelik hatırımız yok yani şurada, öyle mi? Bravo sana. Tamam. Sen bana çay ver bari, tek şekerli. Açık olsun. Nasıl sizin işler? İyi mi bari? Pek iyi değil ya. Kriz meriz durumları malum işte. Kriz sizi de vurdu değil mi? En çok bizi vurdu ya. Ben eskiden bir tek banka sayardım. Şimdi mecbur ne yapacaksın? Geceleri de çıkıyorum işe. Evlere falan mı giriyorsun? Ben daha çok arabalarla ilgileniyorum. Oto teybi falan. He. Hı. Ya bizim bu teyp eski meski ama iş görüyor yani. Yalnız ben çok tedbirliyim. Akşamları arabayı bağlarken teybi çıkartıyorum. Na bu koltuğun altına koyuyorum. Nasıl? İlk oraya bakıyoruz biz. Yapma ya. O zaman ben onu yanıma alayım. Vallahi en iyisini yaparsın. Çünkü fena gözükmüyor. Ben üçe beşe okuturum normalde bunu. İyi para var mı sizin işte bu hırsızlıkta filan? Var tabii abi ama içeride adamın olacak. Abi, sigortan var mı? Yok abi, ne gezer. Aa bak olmadı. Ya yolu yemeği bile ben kendim karşılıyorum. Vah vah vah, olmadı işte. Olmaz. Sigorta şart. Şart. Diyelim yakalandın. Kaç sene ceza veriyorlar? Vallahi bir 20-30 yıl verirler herhalde. Yapma ya. Bence yanlışım var. Olmaması lazım o kadar ya. 20 sene bu ne ya? Al. Karıştırdın mı abi? İsmail sen bugün çalışmıyor muydun ya? Yok abi. Firma iflas etti. Haliyle bize de yol göründü.
Ne firması be? Sen kaportacıda çalışmıyor muydun oğlum? Geçen haftaydı ya o. Niye ayrıldın orada? Yandı abi, dükkan yandı. Yandı mı? Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Bizim patron kıyak adam. Baktı ben ortada kaldım. Bir arkadaşı var Yusuf Usta diye, onun yanına verdi beni. Beraber çatı falan onarıyorduk onunla. Ne güzel iş işte. O işi niye bıraktın? Öldü abi, adam öldü. 8. katta olukları temizlerken düştü. Allah rahmet eylesin ya. Amin. İsmail, sen ne uğursuz adammışsın be arkadaş ya. Hadi çayını iç de kalk git burada. Fazla dolanma buralarda, hadi. Neyse. Geldik. Haydi bakalım. Hayırlı günler amirim. Arkadaşımız hırsızmış da kendisini getirmiştim size. Yapma ya. Sen ne çalıyorsun bakayım? Ben banka soyarım amirim. İşler kesat olduğu için de geceleri ototeybine falan çıkıyor. İyiymiş. Sen uzat bakayım şu ellerini. Affedersiniz amirim, bir şey sorabilir miyim? Bu banka soygunu kaçtan başlıyor acaba cezası? Vallahi en az 20 yıldan başlar. Ben sana demiştim abi. Çok fenaymış dayı. Ne yapalım? Pardon. Özür dilerim. Birader, taksimetre ücreti almadık da. Doğru. Ne kadar tuttu? 23 yazmış, kemiksiz. Abi eller kelepçeli, mal uzanamıyorum. Sen arka cepten benim cüzdanı alıversen. Al abi. Al abi. 25 al. 25 al. Üstü kalsın. Eyvallah. Allah kurtarsın. Sağ olasın abicim. Selamünaleyküm bakkal. Hale. Bana bir çay versene. Çay mı? He, çay. Allah Allah! Ya gelen giden çay istemeye başladı. İyice kahveyi çevirmeye başladınız buraya. Uzatma bakkal. Altı üstü bir çay istedik. Müşteri beklerken bir çay içeceğiz. Bu. Ya İskender, sen bir durağa girsene abicim. Yani böyle bakkalda müşteri beklenmez ki. Ya Erdal, bir bardak çay vermemek için bir ton laf ettin ya. Helal olsun sana be. Ya çayında değilim arkadaş. Ama insana kahveci muamelesi yapıyorsunuz. Okunuyor vallahi ya. Allah Allah. Nesi varmış kahveci olmanın? Ne güzel meslek işte. Evet. Hiç işte. Ama anlamıyor ki. Hayırdır İsmail? Yine iş bitiyor herhalde. Yok vallahi abi. Senin işler nasıl? İyi Allah aşkına. İdare ediyoruz. İskender abi. Heh. Ben akşamları senin arabayla işe çıksam ya taksiyle. Sen böyle bir başına çok yoruldun be abi, hep yalnız. Dalga mı geçiyorsun İsmail? En son gece taksiye çıkmak istediğinde ne olduğunu gayet iyi hatırlıyoruz değil mi? İsmail, ne bu hal? İyi akşamlar İskender abi. Kusura bakma, ben böyle bir saatte rahatsız ettim ama taksinin anahtarlarını getireyim dedim. Sen kaza mı yaptın? Yok abi. Yani kaza denemez. Hani ufak bir şey. Araba nerede? Hangi araba? Hangi araba olacak İsmail? Benim araba. Ben kafayı çarptım. Kafayı çarpınca tabii. Şeyde senin araba o. Bunu kavşağı var ya, hemen o ilk girdiğinde kavşak var. Sağda hemen sağında bariyerler var ya. Hani ben öyle var diye hatırlıyorum. Meğersem orada bariyer yokmuş. Zaten bariyer olsaydı araba patlamazdı. Dudullu'dan buraya kadar yürüdüm biliyor musun İskender abi? Ya kardeşim, bir Allah'ın kulu da gel arkadaşım seni götüreyim, yardım edeyim demedi. Neyse. Ezan okundu mu? Teravih mi kaçırdım ben? Teravih bu ay, önümüzdeki ayda mı var? Bu hep ne hep karış. Lay 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 lay.
lay 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 lay. Sev çünkü sevmek en kolay. Lay 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 iyi İskender abi. Lay 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 lay. Vay be. Ben orada kafayı çarptığım için hiçbir şey hatırlamıyorum İskender abi. Ben gayet iyi hatırlıyorum İsmail. Gayet iyi hatırlıyorum. Al bakalım İskender. Cam bardak yok muydu? Yok efendim. Yani o kadarını düşünemedik. Kusura bakmayın ki. Ya bakkal bu ne ya? Ya insan bir çay demlemez mi? Erdal sen ne pinti bir adam oldun ya. Ha işte bak ben deminden beri söyleyecektim. Tuttum içimde. Al İskender abi söyledi. Ya bir kalkın gidin arkadaş ya. Kalkın gidin. Allah Allah kafamı buluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Çay bana. İskender çiçek almayı unuttuk. İskender eyvah eyvah. Açık çiçekçi bulabilecek miyiz acaba ha? Ben aldım çiçek arabada duruyor. Oh, tamam tatlı. Çikolata almadık çikolata. Lokum mu alsak acaba? Yok Şambali daha iyi olur bak. Aldım. Bir paket çikolata duruyor arabada. Açmıyorlar işte yoklar demek hadi gidelim. Sus durdurduğun yerde. Vallahi içeride de böyle yaparsan anam bile elimden alamaz ha. İskender. Ha anladım. Leyla'yı istemeye geldi bunlar. Hadi efendim hadi. Yok bize size verecek kız hadi. Seni tanıdığım güne lanet olsun be. Ben senin yüzünden bu yavruya ben Mecnun ismini taktım be. Püh. Keşke rahmetli babamın ismini koysaydım. Yarından tezi yok. Gidiyoruz nüfus idaresine. Değiştiriyoruz oğlanın ismini. Ali Nazik koyuyoruz. Aslanlar gibi. Ne oluyor baba? Ne bu gürültü? Kalk. Al çikolatayı. Çiçeğe gidiyoruz. Kalk be. Kalk. Al şu çiçeği. Çikolatayı filan al. Baba. Ha? Ayıptır ya. Gelmişken isteyelim şu kızı. Yok bırak ya. Bırak ya. Ben sana daha güzelini alırım. Kalk. Baba. Kalk. Bu kız çok güzel. Ulan anan da güzeldi. Ne oldu? Bak kalk. İskender. Kalk oğlum. Kalk. Ama bak ya, bize kız vermiyor. Senin vereceğin kıza kalmıştık. Aldın değil mi çiçekle çikolatayı? Aldım. Bim. Asabımı bozdun ya. Evet. Bu devirde bir çiçekle çikolata kaç para? Haberin var mı senin? Ver. Tut şunu Pakize. Ver. Bu saate kadar kız sokakta ama. Değil mi? Bana bir şey demiyorsun yani. Ay oğlan kaldı İskender. Dur. Allah'ım yarabbim. Ay Allah'ım. Alem oldu. Sen ulan arabaya. Mecnun. Ulan arabaya. Gel buraya. Oğlum bakma o kıza bakayım. Ayağını bacağını kıracağım ağabeyim. Bin. Oğlum bak. Onlar ağzını burnunu kıracak şimdi senin. Gel buraya. Gel. Ulan arabaya. Hadi. Ey Allah canım. Biyesiz. Oğlum bin. Oğlum bin. Allah Allah. Aç İskender. Yürü. Sekiz varmıyor ya. Ne oldu, uyumadın mı sen? Uyku tutmuyor baba. Efkarlısın yani. Yak o zaman bir tane. Eyvallah. Bir de elini uzatıyor, eşek herif. Demek ki bulsan içeceksin. Yoksa sen kullanıyor musun? Yok baba, ne alakası var ya? Öyle boş kullandım, elim şey yaptı ya. Ha. Mecnun, şişt bana bak. Düşünme artık o kızı oğlum. Ya sen genç adamsın, daha bin tane bulursun öyle. Yok baba, öyle değil. Bu başka bir şey ya. Bu böyle... Sanki bu böyle nasıl diyeyim... İçim yanıyor be, içim yanıyor. Yanar bilirim. Yanar. Gün biri çıkar karşına, bütün dünyan alt üst olur. Ne diyeceğini, ne söyleyeceğini şaşırırsın. Doğru düzgün düşünemezsin bile, bütün dünya ne olur. Yanındayken bile bir gün çekip gidecek diye korkarsın.
Sen ne yapıyorsun? Ne bakmaya? Ne zaman onu düşünsen sol kaburgan ağrır. Ağlamak istersin, ağlayamazsın. Vay be babama bak be. Sende ne büyük bir aşk varmış baba be. Seninki ama yukarıda mışıl mışıl uyuyor baba. Oğlun ne yapsın? Ben ne yapayım baba? Kim uyuyor be? Nasıl kim ya? Annemi demiyor mu ya? Gevşek! Sana 40 defa anlattık. Anneni zorla verdiler bana. E sen ne anlatıyorsun o zaman deminden beri böyle aşkın eşkli? Ayıptır be. Ya neyse sen orasını karıştırma şimdi. Senin böyle ferahlaman, açılman lazım. E ne yapacağım? Ay, al. O ne ya? Taksiye çıkarsın, ferahlarsın. Açılırsın biraz ha. Baba sen ne acayip bir adamsın ya. Şu halimde bile bana iş kitlemeye çalışıyorsun ya. Aklım almıyor yani. İteliyor bir de anahtarları taksiye çıkayım diye. Şamanın cebine koymuş arkadaş anahtarları. Yavrum evladım. Ferahlarsın. Kafayı dağıtırsın. Ama hiç unutamazsın. Soğuk söversene ona. Vallahi yeni koydum, ılık biraz. Ne diyorsun ya? İyi tam kalsın istersen. Anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep aşkın peşinden. Anlayan olmadı gönül derdinden. Bir vefa görmedim sevdiklerimden. Olsan içmez miydin benim yerim? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sın olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sın Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Leyla! Kabus gördüm ya. Kabus mu gördün? Yahu kabus gördüm diye bağırır mı insan? Yüreğime iniyordum. Kalp krizi geçiriyordum az kalsın. Çok kötü korktum ya. Çok kötü korktum. Ben her sabah uyandığımda ananı görüyorum yanımda. Bağırıyor muyum hiç? İskender! Hadi. Hırsız gitti mi İskender? Ya ne hırsızı? Gevşek oğlum kabus görmüş. Ay. Karabasandır oğlum o be. Ben sana demiyor muyum? Yatmadan önce oku üfle etrafını diye. Korkma bir şey olmaz. Ay yüreğim ağzıma geldi. Pakize bu ne? Şey bu.
hırsız geldi sandım. He, yazık savaşımı yapacaktın hırsızla. Ama sen de. Ya hırsız geldi diye kopup geliyorsun yukarıdan. Sert bir cisim alsana eline. Bir oklava al, değil mi efendim? Merdane al, bir şey al. Bari bir terlik al. Yastık ne ya? Bulamadın beni candan seveni. Zamansız yitirdim hayat selini. Bulamadım beni candan seveni. Zamansız yitirdim hayat selini. Yaşarken canımda gördüm ecelini. Olsan içmez miydin benim? 4, 8, 15, 16, 23, 42 diyorum evlat. Bunlar önemli numaralar. Yaz bir tarafa. Ha, anlaşıldı. Senin derdin başka. Hı? Gel, gel bakalım. Kız dalgası mı? Kız mı? Utanma evlat, anlat. Utanma. Ne oldu? Yoksa seni terk mi etti? Ya, yok. Seviyorum ya. Seviyorum da açılamıyorum yani. Kızım benden haberi bile yok. Yani platonik durumlar diyorsun ha? Vah, vah, vah. Senin durumun vahim. Olmaz böyle. İçine atma. Yani konuş. Yani maazallah yataklara falan düşersin. Nasıl konuş ya? Ne diyeceğim? Gideceğim. Seni seviyorum mu diyeyim? Ne diyeyim? Olur mu evlat, olur mu? Her şeyin bir yolu yordamı var. Şimdi bir kere kıza yakınlaşman lazım. Anlıyor musun? Yani kıza kendini tanıtman lazım. Bak, kızı takip et. Tamam, nereye giriyor, nereden çıkıyor, ne yapıyor? Bütün bunları öğren. Takip edeceğim. Eyvallah. Takip sakat iş, riskli iş. Ya böyle daha hızlı bir şey bulamıyor muyuz ya? E o zaman direkt yanına gidip konuşacaksın. Nasıl direkt? Pardon, bir şey mi aramıştınız? Şey ya, tanışmak için bahane arıyorum da. Merhaba, Mecnun ben. Dede ne yaptın ya? Bu mu yani şimdi? Ne, olmadı mı? Bizim zamanımızda çok güzel oluyordu. Ya kusura bakma ama şimdi aldım seni karşıma, büyüğümsün dedim. Aksakalını hürmeten rüyama davet ettim. Bana vereceğin akıl yani bu mu şimdi? Evet, hadi tamam. Şöyle yapacağız o zaman. O değil mi ya? Yok mu oğlum? Nasıl yok bu oğlum, o değil ya, o işte. Baksana. Burnundan tanıdım. Burnundan mı? Ya bir git, ne alakası var Mecnun? Nasıl ne alakası var? Duruşunu soracağız, öğreneceğiz. Pardon, rahatsız ediyoruz. Siz 2010 güzellik kraliçesi değil misiniz ya? Hayır, değilim. Aa, değilmiş. Keşke katılsaymışsınız. Kesin birinci olurdunuz. Mecnun ben, merhaba. Sen kimsin ya? Cık, olmaz ya, of, o da olmaz ya. Ona da ekstradan adam lazım. Ebe evladım, senin hiç mi arkadaşın yok? Var, arkadaşım var ya. Şey var, Kaan var işte. Yok, o olmaz. O zaman şöyle yapacaksın. Pardon, isminizi öğrenebilir miyim? Ne yapacaksınız ismimi? Kızım için bir isim düşünüyorum da. Mecnun ben, merhaba. Oldu, ben kalkayım o zaman. Şeyden bakarım ben ya, takvimden. Dedem, senin halin benden betermiş vallahi ya. Bu ne şimdi be? Olmadı değil mi? Evet evet, bu hiç olmadı. Ben de fark ettim. Neyse, şey desen. Ya çok özür dilerim. Telefon numaranızı alabilir miyim acaba? Ben benimkini kaybetmişim de. Mecnun ben, merhaba. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne? Bu da mı olmadı?
evladım, bir şey söylesene. Bak evladım, ben burada senin iyiliğin için konuşuyorum. Yani elinden geldiği kadar acele etmen gerekiyor, yoksa kızı başkası kapar. Yani. Ne bağırıyor ya? İskender. Hırsız girmiş olmasın. Olabilir Pakize. Kap yastığı, koş aşağı. Aman. Senin ne işin var burada ya? Hesap vermek, hesap etmekten zordur yeğen. Hesap derken? Yardıma geldim işte sana ya. Belli oldu ki sen bu işi tek başına çözemeyeceksin. O kadar taktik de verdim sana ama hiçbirini önemsemedin. Senin profesyonel yardıma ihtiyacın var. Hı? Merak etme evlat. Bak, el ele vereceğiz ve bu işi halledeceğiz. Harbi mi diyorsun? Allah razı olsun dedi. Ben emin yapacağım. Tamam. İstemez. Ne yapacağız peki? İşte sabah olsun da konuşuruz ne yapacağımızı. Gece yapacak bir şey yok ki. Hadi Allah rahatlık versin. Sen burada mı yatacaksın ya? Başka nerede yatacağım evlat? Ha? Başka nerede yatacağım? Hadi durma, sen de yat. Yat. Yani sen başını o tarafa koy. Böyle başlı kışlı yatalım, tamam mı? Bak, burada sınır olsun. Sığmam ben buraya. Tek kişilik yatak bu. Menü yok say. Dedi. Ayaklarını bu kadar uzatmayacaksın yalnız, tamam mı? Şunu biraz alabilir miyim? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Eşkedi Enrem! Akize! İskender, hırsız olmasın bu. Ne hırsızı Akize? Görmüyor musun? Yaşlı başlı adam. Acaba diyorum, zamanında bizim bu evin yerinde yatır mı lan? Bakıyor kaybol, bakıyor. Gidip bir sorsan İskender bakalım kimmiş, neyin nesiymiş. Niye ben soruyorum Pakize? Git sen sor. Zaten rahmetli babana benziyor biraz. Sen sorsan daha iyi. Kız. Elinde de sopa. Sopa olmayaydı. Gider iki satır konuşurdum fakat. Şimdi sopa mopa bir tatsızlık çıkmasın. Ben diyorum ki sen mutfaktan bir tava getir. Tava mı? Tava. Ne yapacağım? Patates mi kızartacağım? Yersiz şaka, git tavayı getir. Bana bak. Adam yatırsa çarpılırsın vallahi. Vallahi şimdi anlayacağız artık. Neymiş ne değilmiş. Hani derler ya Pakize. Ya Herri. Ya Merro. Ya Her. Neyse artık. Baba, ne yapıyorsunuz ya? Şimdi evleri de tadilatta olduğu için tabii koyacak yer bulamamışlar. Gecenin bir vakti geldiler böyle. Dediler böyle. Ben de ne yapayım, aldım içeri. Yaşlı başlı adam yani sonuçta. Ondan sonra siz de uyuyordunuz. Rahatsız etmeyeyim istedim yani. Öyle. Ya benim odamda kalır birkaç gün, ne olacak ya? Değil mi baba? Baba. Babacım. Tabii Fakize. Kalsın değil mi Fakize? Tabii. O zaman ben gideyim. Tamam.
Pakize, akşama bir şey lazım mı? Yok, olursa ararım ben seni, hadi. Dede, herkes seni görebiliyor mu ya? Ben hayal etmeyeyim yavrum. Tabii görüyorlar. O ne saçma şey öyle ya? Günaydın Erdal abi. Günaydın İsmail. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Kaan, İsmail abine bir çay ver oğlum. Yok, çay almayayım ben abi. Sen bana sıkma portakal ver Kaan. Sıkma portakal mı? Ha. Hayda. Oğlum her gün yeni bir icat çıkarmayın benim başıma ya. Bakkalda sıkma portakal ne arıyorsun? Nasıl olmaz abi? Bakkalda sıkma portakal nasıl olmaz abi? Bak, en iyisi ben sana 2 kilo portakal tartayım. Müşteri isteyince verirsin taze taze. Ya yürü git işine İsmail, yürü git şovunu aşağıda yap ya. Aslında İsmail abi haklı. Biz portakalla başlayalım. Sonra nar suyu, elma suyu falan devam ettiririz. Evet. Bir de şuraya toz makinesi koymak lazım. Ha tabii. Bir de döner asarız şuraya, tam olur. Bakkal oğlum burası, bakkal. Allah Allah. Nereden dadandınız başıma ya? Bir bulaşmayın işime arkadaş. Allah Allah. Şuraya 2 masa alsak, gelen oturur, yer, içer. Bir de buraya bir yazarız böyle otomatik portakal diye. Tamam ama işte. Evet dedeciğim, ne yapıyoruz? Ya, neyi ne yapacağız evlat? Eh be dede, ne yedin be sabahtan beri? Kahvaltı yaptık o kadar ya. Dedeciğim, dün biz ne konuştuk? Ha? Sen boşuna mı benim rüyama girdin? Ben boşuna mı çöllere düştüm? Hadi hepsini geçtim. Biz boşuna mı yattık tıkış tıkış o yatakta sabaha kadar? Anladım, anladım. Sen şu senin gönül işi meselenden söz ediyorsun değil mi? Ya onu diyorum, neyi diyorum ya? Ben hiç iyi değilim dede. Gerçekten iyi değilim ben. Kafayı yemek üzereyim. Ya nereye baksam, nereye baksam onu görüyorum ya. Şu anda bile görüyorum şu buruk mu? Buraya bak, burun tam kesiştiği yere bak. Orada görüyorum şu anda Leyla'yı. Burada ne işi var? Bakıyor orada işte. Nerede evlat? Şu orada işte. Evlat, senin durumun iyi değil. Diyorum, kafayı yedin. Neyse, benim bir planım var. Ha işte bana bunlarla gel. Planlardan, projelerden bahset. Nedir? Evlat, kokuyu sen de alıyor musun? Ne kokusu ya? Havada ağır bir tehlike kokusu var. Yok be dede, deterjan kokuyor. Annem perdeleri yıkadı, onun kokusu. Yok yok. Yok, öylesi değil. Ben anlarım. Benim burnum anlar tehlike kokusunu. Bence hiç kalkmayalım yerimizden. Dedeciğim, ne tehlikesi ya? Bana tehlike işler mi? Ben çölde kutup ayısı görmüş adamım ya. Ne diyorsun sen? Ne tehlikesi? Hadi kalk. Lütfen. Allah aşkına. Allah aşkına kalk. Ne yapacaksak yapalım. Oğlum, oğlum. Şu perdeleri azıver yavrum bana, hadi be. Dedim ben sana değil mi? Dedim ama değil mi? Havada tehlike kokusu var dedim değil mi? Hiç kalkmayacaktık yerimizden. Dedim ama dinleyen kim? Anne Allah aşkına ne perdesi ya? İşimiz var bizim dedemle. Oğlum 5 dakika takıver. Sonra yaparsın sen işlerini. Anneciğim ben geçen perde takarken ne çile çektiğimi biliyorum. Lütfen ısrar etme. Mecnun! Hop! Oğlum bu ne hal? Perde taktım bütün gün. Ha? Perde taktım, perde! Bütün gün ne perdesi taktın öyle? Evdeki bütün perdeleri taktım abi. Tülle güneşliğin yeri de yanlış olmuş mu? Annem hepsini baştan taktırttı, kaldık böyle. Ha, geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Ya onun çaresi var, merak etme. Nasıl? Onun çaresi var, merak etme diyorum. Onun tutulmanın böyle bir çaresi var. Bak tutma oğlum öyle. Tut. Tut böyle, korkma. Olur mu, uzanmıyor abi oraya. Bak tut buradan, gevşet biraz. Gevşet. Gevşet.
Abi yok, kalsın, bir sakatlık çıkar şimdi. Korkma be oğlum, korkma. Bak tut, benim babaannem tutuşçuydu. Tut buradan böyle. Biraz gevşet gevşet, pak diye arkaya attın. Bak benim amcama oldu böyle, aynısını amcama yaptım bunu, oradan biliyorum. Ne oldu, nedir sonuç? Ölen ölünmüyor Mecnun, hayat devam ediyor. Hadi görüşürüz. Tamam oğlum, asma sen, asma. Ben asarım. Zaten ben neyim, bu evin kölesiyim ben. Anne demek ne demek, köle demek. Asma sen, asma. Otur sen orada, otur, otur, otur. Duygu Sömürüz, iyi ver anne, ver. Allah kahretsin, ben asarım. Aslan oğlum benim, aslan oğlum benim, acırım benim. Bak bunları astıktan sonra senin odanda, bizim yatak odasında perdeleri var. Onlar da bir zahmet asıver hemen. Efendim? Beni hadi bir el atla, şunu bir asalım. Oo! Buldun ah sakallı dediği, her işi ona yaptır ha. Yoo, yağma yok evlat. Ben bu sakalları değirmende aratmadım. Ben buraya perde asmak için değil, akıl vermek için geldim. Ve işte sana bir akıl. Şimdi sen o perdeleri asacaksın değil mi? Ama tıpası olmadığı için o perdeler zıt düşecek. Tıpa mı? Evet. Ne tıpası ya? İşte o perdeleri sıkıştırmak için oraya, yoksa düşerler. Ben abici, asmayacağız bunu. Sen git bir tıpa bul, sonra başlarsın asmaya. Ben nereden bulacağım tıpa ya? İyi, ben bırakıyorum o zaman. Gidelim tıpa bulalım. Ya arkadaş, gazeteleri almıyorsunuz, bari bulmacalarını çözmeyin ya. Müşteri ne yapsın bulmacası çözülmüş gazeteyi? Ya Erdal, işimiz gücümüz yok, oturup bir de bulmaca mı çözeceğiz ya? Sekiz harfli bir sebze abi, dördüncü harfli L. Patlıcan. Ha, patlıcan. Hay yaşa ya. Tövbe estağfurullah. Kolay gelsin küçük esnaf. Sağ ol birader. Ana. Sen şey değil misin ya, geçen günkü banka soygun? Ya arkadaş hırsız da, benim arabayı binmişti geçen. Karakola bıraktım ben. Ne yaptın dayı, saldılar mı seni? Abi delil yetersizliği falan. Daha soymamıştım bankayı zaten. Niyetlendiydim ama, niyetlenmeden de adamlar içeri mi atsın? Yani. Abi canım, adamlar hakkı. Soymuş olsa o ayrı tabii. Bu ne bu? Bu abi LCD. Full HD yüksek çözünürlük. Nereden çaldın sen onu gündüz gündüz? Aşk olsun abi ya. Ben öyle bir insan mıyım? Kırıldım vallahi. Ne yaptın ya? Kavgada söylenmez, edilir mi öyle laf ya? Adam hırsızmış. Arkadaşım, adam banka soyguncusu. Bankaya girip televizyon mu çalmış? Tabii abi ya, ne güzel söyledin ya. Bu rahmetli babaannemden hatıra bana. Dedem düğün hediyesi olarak almıştı onu. Zora düştüm diye satıyorum, yoksa manevi değeri var. Atma, atma. O zaman televizyon mu vardı be? Abi seni dükkana bağlayalım mı? Ha? Duvara monteleriz bir de. Bir de futbol paketi alırsın. Hem Türk futbolunun marka değeri artar, hem de senin müşterin artar. Ne diyorsun, takalım hadi. Ya arkadaş, ya anlamıyorum ki. Bak, burası bakkal. Bakkal. Kahve değil burası. Ya sabrımı mı zorluyorsunuz, anlamadım ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya. Ne dedim ki ben şimdi ya? Tamam, sen şey yapma biraz. Senin arabaya bağlayalım mı abi? Müşteriler trafikte sıkılmaz, ha? Yok ya, koskoca televizyon arabaya bağlanır mı? Eve götür abi, dert ettiğin şeye bak. Duvara monteleriz bir de. Öf be oğlum, nerede gezer bizde o kadar para? Ya arkadaş, gene benzine zam geldi ya. Böyle bir şey var mı? Al, dünyanın en pahalı benzinini kullanıyoruz. Niye? En pahalı benzin ha? 5 litre bidon olsa, onu oradan böyle yapsak. Aa. Abiler. Bana müsaade. Eyvallah. Leyla? Leyla? Leyla ne yapıyorsun burada? Nasılsın ya Leyla? Ya inanamıyorum sana. Çok sevindim seni burada gördüğüme. Ne yaptınız? Burada dükkan mı açtınız? Burada mıydınız? Burada mı çalışıyorsun sen şimdi?
İnanamıyorum ya gerçekten. Yol işte falan vallahi çok güzel bir yer burası ya. Çok sevindim seni gördüğüme. Leyla. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Nasıl? Aa! Korniş için tıpa bulunur mu ya sizde? Var mıdır acaba tıpa? Neyse tamam çok teşekkür ederim. Yok demek. Sağ olun ya. Ne yapıyorsun oğlum Mecnun? Erdal abi! Ha ya Erdal abi. Allah beni kahretsin abi. Çok özür dilerim. Bir arkadaşıma benzettim de seni çok. Ne biçim bir arkadaşlık anlayışınız var oğlum böyle? Tövbe estağfurullah. Olmaz ki. Sen ne yapıyorsun burada? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyiyim abi. Allah Allah. Markete geldik. Buranın kaşarı güzel. Kaşar mı? Hani en güzel kaşar sende bulunuyordu abi. Ya ben sana ne diyeceğim asıl? Şey var mı sende? Perdelerin sonuna hani kornişlerin tıpası vardır ya. Korniş tıpası. Var mı? Bulunur mu sende o? Korniş tıpası ne oğlum? Yani sonuna takılır yani düşmesin tıpa. Yok mu? Ha birit o, birit. Kimi stop der de birit o. Stop mu? Birit, birit. Birit? Birit oğlum. Stop derler de birit de aslında. Ay stop mu diye sorayım, birit mi diyeyim? Birit diye sorsan. Birit. Birit geldi, stop iyi. Birit de gelmiş, stop da. Haydi. Camideyim, geleceğim. İyi de ne zaman geleceğim mübarek? Belki de gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Allah Allah. Cenaze var çünkü belli olmaz. Sen de gel cenaze namazına sevaptır. Adam bütün camı kaplamış ya. Var mı başka izi? Yok yok bu kadar. Ne oluyor ya? Nasıl ne Leyla'sı ya? Aa Selma öğretmenmiş bu ya. Benim ilkokul öğretmenimdi bu be. Ah canım öğretmenim benim ya. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun ya. Ah canım öğretmenim Allah rahmet eylesin ya.
Takacaktınız acaba? Dedim ki şunu tak, ondan sonra git işlerini yap. Ama olur mu beyefendi? Kayboldu ortadan. Pırrrr, bul bulabilirsin. Brit bulmaya gittik. O ne be? Ya Brit işte ya, yok mu hani stopta diyorlar. Ha, yok yok. Ben gazete sıkıştırdım. Çıkmaz düşmez bir şey olmaz o. Hadi merdiveni getir ver. Gazete mi taktı? Anne ben bütün gün bunu aradım ya. Allah aşkına. Manyak oldum şunun peşinde ya. Bari bir yere tıkalım şunu. Lütfen. Ben boşuna mı aradım ya? Bütün gün şununla uğraştım ya. Bak evlat. Bugün şunu öğrendim. Bir işi yapmanın birden fazla yolu vardır. Önemli olan hangi yolu seçtiğin değil, seçtiğin yolda kararlı bir şekilde ilerlemendir. Öyle mi? Ben onun için mi dolanıyorum sabahtan beri şu aptal şeyin peşinde? Sen onun peşinde dolanmadın evlat. Sen bilgeliğin peşinde dolanıyorsun. Bu da birinci ders. Ya dedeciğim başlayacağım şimdi dersine mersine böyle eğitim sistemi mi olur ya Allah aşkına ya. Sen anlatacağın şeyi anlat. Ben dinleyeyim, notumu tutayım, ezberimi alayım değil mi? Ben zaten ezber sisteminin yanındayım ben. Nedir bu ya? Ya manyak oldum ya şunu bulana kadar. Ömrüm mü yedi şu ufacık şeyi ya? Ben anladım seni. Anladım. Sen bu kızı istemiyorsun. Nasıl? Ben bu kızı istemiyorum. Oraya mı vardın? İstemiyorum. Dedeciğim ben bu kızı istiyorum. Ama senin eğitim sistemi yüzünden biz bir adım ileri gidemedik. İşte bunda yanılıyorsun evlat. İşte şimdi yanıldın. Kalk düş önüme. Gidip alalım şu kızı. Alıp gelelim. Ne diyorsun ya? Hadi yürü. Harbi mi yürü, diyorsun? Yürü. Nasıl yapacağız? İyi akşamlar abi. Ha. İyi akşamlar birader. Kayboldu ama. Öyle bir insan mıyım ben? Kırılıyorum bak ha. Yo yo. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da. Neyse. Ben de senin eşek için arpa getirdim biraz. Bu ne bu? Benzin abi. Süper kurşunlu kurşunsuz karışık 10 numara benzin. Irak'ta yok vallahi böylesi. Nereden buldun bunu? Bağlantılarım var abi. Şimdi bak benim rahmetli dedem kuyucuydu. Yani daha doğrusu aslında defineciydi de. Baktılar ki petrolde gelecek var, petrole yöneldiler. Adam Türkiye'deki ilk petrol rezervini buldu diyorum sana ya. Miras olarak da sana bir bidon benzin mi bıraktı? Yok be abi, bunu bir gör dene diye getirdim. Bak. Piyasa fiyatının yarısına bırakacağım sana. Bak. Tamam. Kokla abi şunu. Bildiğin benzin işte. Ya bildiğin benzin olur mu hiç? Alıyordum şundan. Saçmalama be, neyin peşindesin? Abi içsene bir yudum şundan farkı gör. Al. Yürü git lan. Manyak. Tutturmuş akşam iç. Allah Allah. Bu bidonu doldurmak için kaç litre benzin yuttum ben be? Biz boşuna mı çaldık bu kadar benzini şimdi? Sokakla. Bu sokakta niye getirdin dede buraya gece gece? Çok yokuş. Hangi ev? Ha bu. Bu ev. Ha. Hangi pencere? Şu ikinci kat. Oo, çok yüksek. Niye ya, ne yapacağız ki? Ne yapacağız var mı evlat? Kaçıracağız kızı. Efendim? Kaçıracağız kızı. Dede sen ne diyorsun ya? Niye kaçırıyoruz durduk yere kızı? Olur mu öyle şey ya Allah aşkına? Dedeciğim ben seni anladım. Seninle iyi kötü bir geçmişimiz var. Aynı yastığa baş koymuşluğumuz var. Bana müsaade, ben kaçıyorum. Böyle olmaz. Dur, nereye gidiyorsun? Bak yiyeceksin şimdi meşe odununun beynine. Bundan daha güzel nasihati sana öz deden bile vermez be. Ya dede sen ne diyorsun ya? Aklın alıyor mu? Kızı kaçıralım diyorsa olabilir mi böyle bir şey ya? Yok ben istemiyorum kaçırmak. Ben tamamım. İyi. Git. Hadi git o zaman. Git canım. Ne yapayım? Git. Senin kızı da başkası kapar o zaman. İnşallah sen de o kızın nikahını ona çeyrek altın takarsın. Hadi git. Ve gelinin eski talibi Mümtaz Bey'den... Mecnun Bey'den, pardon, Mecnun Bey'den bir çeyrek altın. Evet, alkışlıyoruz. Evet.
Nasıl yapacağız peki? Bak şöyle şimdi. Şu kapıdan... Yok, kapıdan girilmez. Alarm falan koymuşlardır. En iyisi biz şimdi bak, şu bahçe var ya, bu bahçeyi aşarız buradan şimdi böyle. Tamam mı? Buradan böyle geliriz buraya. Sen şunlara basarsın, asarsın. Sonra, ondan sonra ben gelirim. Ondan sonra bak şurada pencerenin oraya çıkmak gerek. Neresi ya? Onun üzerine çıktıktan sonra yukarı çıkması kolay. Tamam mı? Kolay gelsin. Sağ ol evlat. Kolaysa başına gelsin. Haydır amca, kapıda mı kaldınız? Yok evladım, biz kız kaçırıyoruz. Ne yaptın amca ya? Bu yaşta ne kız kaçırması ya? Amcacığım, televizyon programları var bunun için. Gidiyorsun oraya, yaşı yaşına, başı başına uygun birini buluyorsun. Yok be abi, kızı bana kaçırıyoruz. Ha, vermediler mi? Kızın gönlü var mı peki? Yoo, tanımıyor beni. Aa, operasyon var diyorsun yani ha? Girip çıkıyoruz. Kaçıncı kat? Vallahi ikinci kat. Aa, zormuş ya. Yüksek. Yüksek, bir de demirler var pencerede. Hadi oradan borudan tırmandın, balkona geçtin desen... O balkonun orada kesin yani arkasında demir çubuk vardır. Çok zor iş ya. Yapma be. Vallahi. Bir şey yapamaz mıyız ya? Vallahi kızın gönlü olsaymış iyiymiş de. Arkadaşım sen bu kızın gönlünü yapmaya çalışsan. Ha? Ah be güzel evladım. Ta en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Ama dinlemiyor ki bu. Bak ben sana bir bidon benzin vereyim. Ne yapacaksın benzin ya? Ne demek ne yapacağız ya? Yengenin adı ne? Söyle bakayım. Ne yapacaksın yengenin adı? Ayıp ediyorsun ha. Öyle bir insan mıyım ben? Söylesene sen adını. Ya bırak Allah aşkına, ne yapacaksın yengenin adını ya? Ya söylesene, zehir gibi planım var ya, bak pişman olursun ha. Ya bırak, tedirgin oldum abi gece. Ya söylesene, bir şey yok. Söyle. Leyla. Leyla, tamam güzel işte Leyla. Bak benzini yere dökeceğiz. Leyla yazacağız benzinle, tamam mı? Ondan sonra kibriti çaktık mı tamam bu iş. Abla bakıyor pencereden, görüyor aşağıda ismini Alev Alev. Sen şöyle kral gibi bir poz veriyorsun ateşin yanında. Ondan sonra abla tıpış tıpış iniyor kendiliğinden. Aa çok iyiymiş. Ya, süper. Ya. Çok beğendim ya. Vallahi süper ya. Vallahi bravo. Nesi süper bunu lan? Nesi süper? Nesini beğendin? Ben de aynı şey demedim mi? He? Yani diyecektim. Yani kızın adını söyleyelim. Yani ondan sonra alev alev yapalım diyecektim. Ama sen kızın adını bilmiyorum demedin mi? Yani bilseydin kızın adı, ben niye aynı şeyi söylemeyeyim? Yani diyecektim ben. Yani derdim ki. Gidelim buradan, gidelim. Geç.